Ve sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. 16 Mayıs 2022 günlerden pazartesi ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, sizden gelen iletiler de var. Onları da sizlere aktaracağım, aktarmaya çalışacağım. Hem teşekkür içeren iletiler hem de şikayetlerinizi konu eden iletiler var. Birazdan onları da ileteceğim. Ama önce Kırıkhan'a gidiyoruz. Hatay'a bağlı Kırıkhan ilçesine, Barbaros mahallesine. Efendim, Barbaros mahallesinde bir genç evinde pompalı tüfekli bir şahsın saldırısına uğradı. 25 yaşındaki Gökhan Şahin tüfekle, pompalı tüfekle yaralandı. Peki saldırgan kim? Polis onun peşinde. Hatay'da bir genç evinde pompalı tüfekli bir şahsın saldırısına uğradı. Olay Barbaros Mahallesi 17. sokakta yaşandı. Evlerden birinden silah sesi geldiğini duyanlar polise haber verdi. Sokağa polis ve ambulans sevk edildi. Ekipler 25 yaşındaki Gökhan Şahin'in pompalı tüfekle yaralandığını belirledi. Genç ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri bir kişinin olayın ardından evden kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ve Samandağ diyeceğiz. Şöyle bir Hatay turu yapıyoruz yani. Kırıkhan'da ne yazık ki böyle bir olay yaşanmış. Samandağ'da ise bir pastaneden aldıkları pastaları yiyen 12 kişi zehirlendiler efendim. Yedikleri pastadan zehirlendiler. Tedavi altına alındılar. Efendim, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri de incelemek üzere pastaneden pasta numuneleri aldılar. Hatay'da 12 kişi zehirlendi. Samandağ'da pastaneden aldıkları pastaları yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Halsizlik ve istifrar şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere pastanedeki pastalardan numune aldığı bildirildi. Evet, zaman zaman olan bir şey bu sevgili seyirciler. Yemekten, pastadan, işte ne bileyim tatlıdan vesaire insanlar zehirlenebiliyor. Küçük bir bakteri, küçük bir mikrop tanesi bile insanları zehirleyebiliyor. Evet ve geldik Hatay'daki asayiş operasyonlarına. Hatay'ın Kırıkhan, İskenderun ve Antakya ilçelerinde hem uyuşturucu hem de diğer silah, kurşun vesaire yönelik operasyonları vardı. Hatay'da güvenlik birimleri asayiş operasyonlarını sürdürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esrar, sentetik uyuşturucu, silah, şarjör ve fişek ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler aracın torpidosunda 1 gram esrar, 167 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ve 10 fişek ele geçirdi. Araçtaki M.B., E.D. ve İ.S. gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İskenderun'da yapılan operasyonda yüz binlerce makaron ve tütün ile sigaralar ele geçirildi. İskenderun polisi SG ile AG'nin İskenderun Kurtuluş ve Dumlu Pınar mahallesinde bulunan iş yerlerinde arama yaptı. 203.600 gümrük kaçağı makaron, 31 kilo gümrük kaçağı tütün, 18 paket gümrük kaçağı sigara, 100 kesilmiş tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu bandrolü bulundu. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Antakya polisi de bir aracı aradı kaçakçılık operasyonu kapsamında. Zülfüllah Mahallesi'nde durdurulan ve aranan araçta 378 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü AK gözaltına alındı.
Şimdi bu arada 2-3 gün önceydi, geçen hafta içerisinde Serinyol'da bir fuhuş operasyonundan söz etmiştik size. Hatta demiştim ki size, hatırlayacaksınız, Serinyol'da böyle bir mahallede, ben o mahalleyi iyi bilirim çünkü, böyle bir şeyin olması bana çok da şey gelmedi. Yani doğruymuş gibi gelmedi ya da olmuş gibi gelmedi. Küçük bir yerde aynı zamanda Serinyol, herkes birbirini tanır. Sonra Serinyol'dan, inanın şu anda adını hatırlamıyorum, telefonumu karıştırmayayım, bir vatandaşımız bana bir mesaj attı. Serinyollu biri. Ali Bey dedi, üzüldük dedi. Serinyol olarak üzüldük. Çünkü böyle bir olay Serinyol'da olmadı. Mahalle ismi verdi bana. Şimdi o mahallenin ismini söylemeyeyim. Mahalle ismi verdi. Dedi ki bizim de fazlaca bir alakası yok o işin. Ben o gün zaten söylemiştim. Serinyol'da olması da beni şaşırttı demiştim. Nitekim haklı çıktım ama buradan da düzeltmiş olalım. O olay Serinyol'da olmamış. Şimdi diğer mahallenin adını vermeyeceğim. Çünkü verdiğimde bu sefer diğer mahalle ayaklanacak. Evet, ve neyle devam ediyoruz? Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da soğan, frik soğan, frik soğanın hasadına başlandı. Kilogramı ise 3 ile 3,5 lira arasında değişiyor. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Hatay'da soğan hasadı sürüyor. Kentte bu yıl 36 bin dekar arazide ekimi yapılan soğandan yaklaşık 140 bin ton rekolte bekleniyor. 2021 yılında ilimizde 50 bin dekar alanda 165 bin tonluk bir üretim bulunmaktaydı. 2022'de, yani bu yılda 36 bin dekara yakın bir üretimimiz bulunmakta. 36 bin dekarın 20-22 bin dekarı erkenci, kalanı da kışlık soğan olarak üretimi yapılıyor. 36 bin dekarlık alandaki üretimimizin de bu yıl tahmin olarak 140 bin ton olacağını tahmin ediyoruz. Bu yılın ilk 4 ayında Suriye, Kuveyt, Katar, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 12 bin tonluk bir soğan ihracatı yapıldı. Elde ettiğimiz soğanlar yurt içinde pazarlandığı gibi yurt dışına ihracat da yapılmakta. 2021 yılında yurt dışına 34 bin ton civarında bir soğan ihracatımız oldu. 2022 yılının ilk 4 ayında da 12 bin tonluk bir ihracat yapıldı. Bu ihracatımızda Suriye, Kuveyt, Katar, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılmıştır. Fatih Sultan Öztürk 120 dönümlük arazisine soğan ekti. 120 dönümlük bir alanda gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 4 ton 5 ton arası verim bekliyoruz. Soğan tarlada 3-3,5 liradan satılıyor. Ve efendim bugün yeni aldım daha. Çok teşekkür ediyorum Çorum'a efendim. Çorum'dan Veli Köse bize Çorum leblebisi göndermiş. Birkaç tane de yedim. Çok teşekkür ediyorum Veli Bey. Hakikaten Çorum tabii biliyorsunuz sadece Türkiye'nin değil. Yani leblebi konusunda dünyanın en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Buradan Çorum'a ve Veli Köse Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ana haber bültenine Türkiye efendim, İspanya ve İtalya gibi giyimde iddialı ülkeler arasına girecek. Bunu söyleyen kim? Gürkan Tekin efendim. Gürkan Tekin, Akdeniz İhracatçı Birliklerine bağlı Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Türkiye giyimde iddialı. Amaç İspanya ve İtalya gibi modada söz sahibi ülkeler arasına girmek. Akdeniz İhracatçı Birliklerine bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, dünya genelinde ham madde ve naldun fiyatlarının katlanarak yükseldiği, konteyner krizinin yaşandığı ve pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında 532 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşılmasında en büyük desteği veren 50 üyesini ödüllendirdi.
AKİP Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görkemli törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'le, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, İhracatçı Birlik Başkanları, Mersin'deki Oda, Borsa ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye genelinden çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın ağırlıklı olarak kadınlardan oluşması yönüyle toplumsal eşitliğe de ciddi katkı verdiğimize inanıyorum. Törenin açılış konuşmasını yapan AKİP Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektörün amaçlarını detaylandırdı. İspanya ve İtalya gibi modada söz sahibi ülkeler arasına girmeliyiz, dedi. Ülkemizin Nisan 2022 verilerine göre Türkiye geneli tüm sektörlerin ortalama kilogram başına maliyetleri 1.44 dolar iken bizim hazır giyim sektörümüzde ise 16-17 dolar seviyelerine ulaşmış bulunmaktayız. Birçok alt kurum ürünlerinde bu rakam çok daha yukarılara çıkmaktadır. Ve Odabaşı Mahallesi'nden bize yazan sevgili Kemal Aydın zaman zaman bizlere yazıyor. Bu sefer teşekkür için yazmış. Aslında Kemal Aydın beyefendi Odabaşı Mahallesi'nin delik deşik sokaklarını yazar bize. Biz de buradan söyleriz. Diyeceksiniz ki şimdi Hatay'ın delik deşik olmayan sokağı var mı? Vallahi yok. Hangi ilçeye giderseniz gidin benzer manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Neden? Çünkü ilçe belediyelerinin ekonomik güçleri yok. Olay bu kadar basit. Bu arada bir hatırlatmada daha bulunuyorum. Sokaklar ilçe belediyelerinin hizmet ağında. Caddeler yani 14 metre ve üstü caddeler de Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ağında. Bunu da hatırlatmış oluyorum. Ama Kemal Aydın bu kez sokaklar için yazmamış. Hatay Deniz Otobüslerinin biliyorsunuz 19 Mayıs'ta başlayacak seferlerine teşekkür için aramış. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür etmiş sevgili Kemal Aydın. Hasan Dalyan, Büyük Dalyan Mahallesi'nden yazmış bize. O da internet kabloları. Ali Bey dedi 2 ay önce internet kabloları zarar gördü. Daha sonra da onarılmadı. Onarılmayınca da öğrencilerimiz artık ders göremez hale geldiler. Büyük Dalyan Mahallesi'nden yazıyor sevgili Hasan Dalyan. Şimdi bu Telekom'un böyle bir problemi var ne yazık ki. Artık ekip mi az bilmiyorum. Teknik donanım mı az bilmiyorum. Çünkü birkaç gün önce Yeni Çağ Mahallesi'nden, Defne'ye bağlı Yeni Çağ Mahallesi'nden yine benzer bir ileti gelmişti bize. Yine internet kabloları zarar görmüştü ve yine 2-3 aydan bu yana o mahallede internet hizmeti yok. Şimdi aynı ileti nereden geldi bize? Antakya'ya bağlı Büyük Dalyan Mahallesi'nden. Umuyorum ve diliyorum ki sesimizi duyarlar. Evet bu arada bir not daha var. Onu da sizlere ilettiğim yani not derken benim tuttuğum bir not. Hatay'da tanınan ve sevilen yeminli mali müşavir Kemal Altunay beyefendi. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz Kemal Bey'e. Ve Kemal Bey Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'na yeniden seçilmiş. Onu buradan bildirmiş olalım. Evet bir not geliyor bana kulaklıktan. Evet efendim. Yarın mı? Peki onu da o zaman ileteyim buradan. Tamam peki. Peki Osman Bey, tamam. Efendim Kemal Altunay Beyefendi ile arkadaşlarımız da bugün görüşmüş ayrıca. Yarın onunla bir röportaj yapacaklar. Gurur duyduğumuz bir isim sevgili Kemal Altunay. Devam ediyoruz ana haber bültenine. Güvenlik haftası, sosyal güvenlik haftası başladı. Her yıl 16 Mayıs'ı da içine alan hafta içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor hafta. Ve bu hafta kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu Hatay İl Müdürü Hamit Bal, Antakya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal, Antakya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Hafta kapsamında bilgiler veren Bal'ın ziyaretinde ilk sözü AGC Başkanı Ahmet Abdullahoğlu aldı. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. İnşallah sosyal güvenlik noktasında da bize güzel
haberler, müjdeler verir. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Arkadaşlarımızla beraber. Ardından Hamit Bal konuştu. Bu yılın ana teması Sosyal Güvenlik Haftası içerisinde de yoğun bir şekilde çalışacağımız kayıt dışı istihdamla mücadele yılı olacak. Bu mücadele içerisinde biz daha çok teşviklerle, işverenlerimize verdiğimiz teşviklerle kayıt altına alınmayı desteklemeye çalışıyoruz. Denetim odaklı değil, rehberlik odaklı çalışmalarımızla kayıt altına alma oranımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Bal hem kurumun çalışmalarından hem de hafta kapsamındaki etkinliklerden bahsetti. Bu alanda tüm kamu kurumlarına çapraz veri alışverişi yapıyoruz. İş yeri ziyaretlerinde bilgilendirmeler yapıyoruz ve teşvikleri sizin üzerinizden de tüm paydaşlarımızla dönem dönem birlikte bir araya gelerekten teşviklerimiz hakkında da bilgilendirmelerde bulunaraktan kayıtlılık istihdam sayımızı ve sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını hedefliyoruz. Bu yıl bunun üzerine, bu tema üzerinden yoğunlaşacağız. Evet, gazeteci İrfan Değirmenci ve yazar Pelin Batu Antakya'daydı. Biliyorsunuz Antakya'da bu sene ikincisi düzenlenen Defne Belediye Kitap Fuarı vardı ve bu kitap fuarına katılım gösterdiler. Gazeteci İrfan Değirmenci Hataylılarla bir araya geldi. Değirmenci bu yıl ikincisi düzenlenen Defne Belediyesi Kitap Fuarı'nda kitap severlerle bir araya geldi. Değirmenci kitaplarını imzaladı. Değirmenci Hataylılarla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Defne Belediyesi'nin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen kitap fuarında olmak beni çok mutlu etti. Geleceğe dair umutlarım yeşerdi bir kez daha. Defne'de oturanların, sevgili Hataylıların, Antakyalıların göstermiş olduğu ilgi moralle doldurdu bizi. Daha güzel yarınlar için, daha güzel bir gelecek için konuşmaya, birbirimizi anlamaya çalışmaya, buluşmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hatay, farklılıklar içinde bir aradalığın, uyumun harmanlandığı ve Türkiye'ye değil sadece dünyaya da örnek gösterilmesi gereken bir yaşam tarzı, bir yaşam alışkanlığı, dünyanın geleceği, daha mutlu yarınlar Hatay'daki bu birlikteliğin, bu uyumun devam etmesinde yatıyor. Dolayısıyla çok önemsediğim bir şehir, dünyada barış adına ve ülkemizde, güzel ülkemizde barış ve huzur adına Hatay'ın daha da öne çıkarılması gerekiyor ve elbette hak ettiği değeri bulması gerekiyor. Fuar kapsamında 16 Mayıs Pazartesi günü de Pelin Batu Hataylılarla buluştu. Kitaplarını imzaladı. Hatay'a dair konuştu. Hatay'a her geldiğimde ki 20 küsür yıldır gelip gidiyorum. Önce babamdan sonra eşimden hep böyle bir Antakya sevgisi var zaten. Defne'nin de yeri özel tabii. Çünkü buraya her geldiğimde sanki böyle bir kurtarılmış bölgeye gelmiş gibi hissediyorum. Aydın insanları, okur yazarları, düşünen ve sorgulayan insanlarla çevrili olmak gerçekten temiz hava almak gibi geliyor. O yüzden beni davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için çok büyük bir şeref. Ve Mersin diyeceğiz. 19 Mayıs'a günler var ancak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mersin'de kutlanmaya başlandı bile. Bayram günler öncesinde gençlik korteci ile başladı. Konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Vahap Seçer'in de kısa bir açıklaması var. "19 Mayıs'ta günler var ancak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mersin'de kutlanmaya başlandı. Bayram günleri öncesinden gençlik kortejiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin öncülüğünde düzenlenen gençlik kortejine Başkan Vahap Seçer'le birlikte CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, sporcular, bisikletliler, öğrenciler ve yüzlerce Mersinli katıldı. Başkan Seçer,
Kortej de miniklerle birlikte el ele yürüdü. Korteje yağışlı havaya rağmen her yaştan Mersinli yoğun katılım sağladı. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun öncülüğünde Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte 90 metrelik bayrak açan gençler ön saflarda yer aldı. Kortej yürüyüşü GMK Bulvarı üzerinden ilerleyerek Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda noktalandı. Balkonlardaki ve cadde üzerindeki vatandaşlar korteje coşkulu alkışlarıyla, trafikteki vatandaşlarsa araç kornalarıyla eşlik etti. Yürüyüş sırasında yağan yağmur varış noktasında son buldu. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda korteji rengarenk bir gök kuşağı ve Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğunun gösterisi karşıladı. Biz gençliğimize inanıyoruz. Onlar bizim umudumuz. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda da gençlere seslenen Başkan Seçer, yürüdüğümüz bu yol doğru yol, Atatürk'ün yolu dedi. Daha çok çalışacağız. İlmin peşinden gideceğiz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Gençlerimiz daha iyi yetişecek. En iyi eğitimleri alacak. Onlar buna layık. Dünyada diğer ülkelerle, diğer milletlerle oturarak, yatarak, kavga ederek, karanlığın peşinde giderek değil, aydınlığı takip ederek yükseleceğiz. Şimdi az önce Çorum'dan Veli Köse bize Çorum leblebisi göndermişti ya, bir süre önce de Giresun'dan bize fındık gelmişti. Bir şöyle yani ya çuval demeyeyim, şimdi çuval dersen diyeceksiniz ki ya ne yaptın bu kadar fındığı. Ya bir çuval içine konulmuş ama hani 3 kilo mu desem o civarda bir şey. 3-3,5 belki 4 kilo. Giresun'a da buradan selam gönderelim. Aynı şekilde Tokat'tan bize sucuk getirmişti kim? Abdullah Uyan kardeşim. Abdullah Uyan kardeşime de Abdullah bu arada sucuktan yedim. Müthiş bir şey abi. Bir kere daha bekliyoruz senden aynı nezaketi. Sevgili eşiniz Kübra Hanım'a da babanız, esas bunu gönderen babanız da herhalde değil mi? Abdullah. Babaya da buradan çok çok selam gönderiyorum. İşte böyle sevgili seyirciler. Yani sevilmek güzel bir şey. Giresun'dan fındık geliyor, Tokat'tan sucuk geliyor, Çorum'dan leblebi geliyor değil mi? Bu aynı zamanda Türkiye'nin bütün illerinden izlendiğimizi de ortaya koyan gelişmeler. Teşekkür ediyoruz. Hem Hatay'a hem Türkiye'ye ve hem de özellikle bizleri yurt dışından izleyen bütün seyircilerimize. Ve Adana. Adana'da boğularak öldürülen kişinin karısı ile 14 yaşındaki üvey oğlu tutuklandı. Acaba niye? İkinci eşi ve üvey oğlu tarafından boğularak öldürüldü. Adana'da boğularak öldürülen kişinin karısı ile 14 yaşındaki üvey oğlu tutuklandı. İddiaya göre pazar gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt mahallesindeki evlerinde E.C. ve kocası Yücelce tartışmaya başladı. E.C. tartışmaya dahil olan oğlu O.H. ile kocasını boğarak öldürdü. E.C.'nin 112 acil çağrı merkezine arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Yücelce'nin öldüğü belirlendi. E.C. ile oğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yine Adana'dayız. Daha doğrusu Adana'daydık. Adana'da kalmaya devam edelim. Adana'da yeğenlerinin kavgasını ayırmak isteyen iki kardeş kavga etmeye başladı. Ayırmaya çalışırken kavgayı onlar da kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan ağabeyinin kafasına ateş edip olay yerinden kaçtı. Ağabey öldü. Ardından ağabeyinin öldüğünü duyan diğer kardeş, küçük kardeş intihar etti. Adana'da yeğenlerinin kavgasını ayırmak isteyen iki kardeş kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan abisinin kafasına ateş edip olay yerinden kaçtı. Abi öldü, kendisi intihar etti. Olay Adana Ceyhan'da yaşandı. Abi ile kavga etmeye başlayan Mahmut Aslan, kardeşinin kafasına silahla ateş edip olay yerinden kaçtı. Abi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Mahmut Aslan'ın intihar ettiği haberi geldi.
Olay pazar gece Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre esnaflık yapan Latif Aslan ile kardeşi Mahmut Aslan yeğenlerinin kavgalarını ayırmak isterken kendileri kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan abi Latif Aslan'ın kafasına tabancayla bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Latif Aslan olay yerinde hayatını kaybederken abinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan da intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Muhtemelen çok önemli şeyler değildir. Bak, yeğenler kavga ediyor. Kardeşler araya giriyor. O onu vuruyor. Bu bunu vuruyor. Kardeş, iki kardeş. İkisi de yaşamını yitirdi. Değmiyor. Öfkemize hakim olmak zorundayız. Her zaman bunu söylüyoruz. Türk toplumu tamam, öfkeli bir toplum. Ama bu öfkemizin arkasına sığınamayız. İnsan hayatı söz konusu. Kardeşler birbirini vuruyor. Nedir? Bir anlık öfke. Evet ve Adana, ne oluyor sana Adana ya? Bak ya, eşiyle oğlunu bilmem ne boğularak öldürüldü. Kardeşler birbirini vurdu Adana. Şimdi bir daha Adana. Bu sefer neymiş? Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde arkadaşını bıçakla öldüren iki kardeş, arkadaşlarını bıçakla öldüren iki kardeş tutuklandı. Yine Adana adresi. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlarını bıçaklayarak öldüren iki kardeş tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri 12 Mayıs'ta Karslılar Mahallesi'ndeki barın çıkışında Mehmet Yıldız'ın darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında arkadaşı M.E. ve abi Mustafa E.'yi gözaltına aldı. M.E. ve Mustafa E. ile iki kız arkadaşıyla eğlenmek için Osmaniye'den Adana'ya gelerek bara giden Yıldız'ın yanında kız arkadaşı olmadığı için içeriye alınmadığı, arkadaşlarıyla kendisini yalnız bıraktığı gerekçesiyle tartıştığı öne sürüldü. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E.'nin Yıldız'ı darp ettiği, kardeşinin de bıçaklandığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çukurova ilçesinde 12 Mayıs'ta barın çıkışında Mehmet Yıldız bıçaklanarak ağır yaralanmış, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlısı M.G. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Antakya'nın, Hatay'ın bilinen mağazaları arasında yer alıyor elektronik alanında. Erten Elektronik dediğimde hepiniz tamam Erten Elektronik diyeceksiniz. Efendim, Erten Elektronik Hatay'da bir ilki gerçekleştirdi ve engelli bireyler için mağazasını yeniledi. Bakalım ne var yenilikler içinde. Hissedilebilir zemin, Braille alfabesi, hayal ortağım uygulaması üzerinden mağaza navigasyonu. Erten Elektronik, Atatürk Caddesi'ndeki mağazasının konseptini engelli bireyler için yeniden düzenledi. Erten Elektronik Hatay'da bir ilki gerçekleştirdi ve engelli bireyler için mağazasını yeniledi. Hissedilebilir zemin, Braille alfabesi, hayal ortağım uygulaması üzerinden navigasyon hizmeti, özel işaret diliyle hizmet, işaret diliyle çağrı merkezi görüşmesi, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası mağazadaki yerini aldı. Erten Elektronik, yenilediği mağazasında engelli bireylerin kolaylığı için büyük bir adım attı. Bizleri de düşünmüşsünüz, görme engellileri, ortopedik engellileri düşündüğünüz için biz engelli arkadaşlarım, kardeşlerim adına teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Yenilenen mağaza düzenlenen törenle tanıtıldı. Yönetim kurulu adına Ekrem Çetin Dağ konuştu. Sizler için böyle bir mağaza konseptine geçtik. Türkiye'de 103 tane mağazamız bu konsepte geçti. Neler yaptık? Hissedilebilir yüzeyden, akülü, tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonları. Bunları lütfen gelip kullanın. Tabii ki burada hiç sorgusuz sualsiz mağazamız açık olduğu müddetçe ücretsiz bir şekilde şarj istasyonundan faydalanabilecek vatandaşlarımız. Çok çok memnunuz. Burası işlek bir cadde zaten, yol güzergahımızda. İstediğiniz tipinde çayınızı kahvenizi içerken bundan faydalanabilirsiniz. Yine görme engellerimiz için akıllı destek masalarımıza işaret okunabilir. Tekrarları duyuyorsun değil mi? Bunlardan yararlanabilirsiniz. Yine işitme engelli vatandaşlarımız için görüntülü olarak müşteri hizmetlerine ağzında bağlanıp buralardan hizmet alabileceksiniz. Doya doya burayı kullanın lütfen, sizler için yapalım. O zaman... Program kapsamında çekilişler yapıldı, hediyeler dağıtıldı. Powerbank yok.
ihtiyacımız da vardı. Çok teşekkür ederim. Programa Antakya Yaşama Sevinci Spor Kulübü, Hatay Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma Derneği, Hatay Engelsiz Yaşamı Sevenler Derneği, Umut Damlaları Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi, Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi, Gülen Gözler Görme Engelliler Eğitim Derneği, Antakya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Defne Engelliler ve Gönüllüler Derneği yetkilileri ve üyeleri de katıldı. Ve geride bıraktığımız hafta sonu, yani dün önceki gün efendim Antakya'da Hatay Gençlik ve Rap Festivali vardı. İki gün üst üste festival sona erdi. Önemli isimler vardı ancak yankıları sürüyor. Sagopa Kajmer, John Bay Walker ile Heyecan Muti. Hatay Gençlik ve Rap Festivali sona erdi. Festivalin ikinci gününde John Bay Walker, Heyecan Muti sahne aldı. Finalde ünlü rapçi Sagopa Kajmer sahnedeydi. İsterdim uyanmak birden, bir kötü kabustan cidden, aniden. Hatay'a yeni kaldı, Sagopa göster. Arkada beni yasla, Sagopa ile gazla, Hatay'da gazla. Eğlence, kültür ve sosyal aktivitelerini Hataylılarla buluşturan Expo alanları son olarak birbirinden ünlü rapçileri ağırladı. Organizatör Burcu Ergeyit kolları sıvadı, iş insanı Emre Rıdvanoğulları ve paydaşlar sponsor oldu. Hataylı gençler birbirinden ünlü rapçilerle buluştu. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'a ve değerli sponsorlarıma ayrı ayrı ve siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Miko Timbent, Grup 45'lik, Umut Harbeli gibi Hatay'ın sevilen isimlerinin de sahne aldığı festivalde gençler iki gün boyunca müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı. Bizi sor, nereden geldiğin kahve birader. Ve son haberde Hatay Spor. Hatay Spor ne yazık ki hafta sonu Konya Spor'a konuk oldu ve 3-1 mağlup ayrıldı maçtan. Üzülerek söylüyoruz. Ömer Erdoğan, Hatay Spor Teknik Direktörü'nün açıklaması var. Süper Lig 37. hafta mücadelesinde Atakaş Hatay Spor, İttifak Holding Konya Spor'a 3-1 mağlup oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 6. dakikada Zümer Bütüçi golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 16. dakikada İlk abinin penaltıdan attığı golle skorda eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Konyaspor 73'te Kongrad Mihalak, 87'de de Ahmet Hassan'ın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Son 8 maçtır galibiyete hasret kalan Atakaş Hatayspor ligde topladığı 50 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu arada Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın maç öncesi ve maç sonrası açıklamalarında takımla ilgili sitem dolu sözler söylemesi ayrılık sinyali verdiği anlamını taşıdığı ileri sürüldü. Genç teknik adamın Giresunspor maçını beklediği geleceğiyle ilgili kararı net bir şekilde vereceği bildirildi. Bugün çok kısa tutacağım, kusuruma bakmayın. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma da verdikleri mücadele için teşekkür ederim. Bu kadar, sonra da olmak istemiyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, HRT Akdeniz Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.